dy bölü dx eşittir y eksi 2x diferansiyel denklemine ait eğim alanını çizerken, x, y düzlemindeki seçilmiş noktalara küçük doğru parçaları çizmek gerekir diye bir bilgi vermişler. Evet, aşağıdaki boşlukları tamamlayın diye de eklemişler. Eksi 1'e 1 bir noktasına çizilecek küçük doğru parçasının eğimini bulup yazmamızı istemişler bu kutuca. Aynı şeyi farklı noktalar için de sormuşlar. Peki, şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu üç boşluğu kendi kendinize doldurmaya çalışın. Eğim alanını oluşturmak için çizmeye çalıştığınız bu doğru parçalarının eğimlerini diferansiyel denkleme bakarak buluyoruz, öyle değil mi? Yani x'in eksi 1, y'nin de 1 olduğu zaman y'nin x'e göre türevini bulmak için verilen bu diferansiyel denkleme bakıyoruz. O zaman ilk durum için baktığımızda y'nin x'e göre türevini y yani 1 eksi 2 çarpı x, x eksi 1 olduğu için Eksi 2 ama çıkardığımız için artı 2 olacak öyle değil mi? Y'nin x'e göre türevini de 3 olarak bulacağız böylece. Dolayısıyla eğimi 3 olan bir doğru parçası çizmem gerekir. 0'a 2 noktasını inceleyerek devam edelim. X'in 0, Y'nin 2 olduğu durumda Y'nin x'e göre türevini... Y yani 2 eksi 2 çarpı 0'dan 2 olarak buluruz. Evet, evet ve son olarak 3. noktaya da bakabiliriz. y'nin x'e göre türevi eşittir. Evet, y yani 3 eksi 2 çarpı x. x burada 2. 2 çarpı 2, 4, 3 eksi 4, eksi 1. Böylece sorunun bizden istediği her şeyi bulmuş olduk. Eğer bu alanı çizmeye çalışsaydık, şöyle bir şeye benzerdi. Hızlıca bunu da çizmeye çalışacağım. Bütün noktalara yetecek kadar alanım olduğuna emin olayım. Şimdi bu benim koordinat düzlemim ve Evet 0'a 2 noktasına ihtiyacımız var. Aslında 2'ye 3 noktasına kadar gitmemiz gerekiyor değil mi? O yüzden burada biraz yer açalım ve 1 2 3 ve 1 2 3, eksi 1'i de işaretleyelim. Onun için de şurası uygun gibi. Bu örneğin bizden çok fazla beklentisi yok ama ben eğim alanını da oluşturalım istedim ki konu daha bir açıklık kazansın. O zaman eksi 1,1 1 noktasında eğimi 3 olan bir doğru parçası çizmem lazım. Eğimi 3 olan bir doğru parçası aşağı yukarı işte böyle görünecek. 0,2 noktasında eğim 2'ymiş. Buradaki. 2 eğimi de böyle görünecek öyle değil mi? 2,3 noktasına gelelim. Burada da doğru parçasının eğimi eksi 1'miş. O zaman 2,3'teki eğim de aşağı yukarı böyle gözükecek. Eğer ki bu işlemi bir sürü farklı nokta için bilgisayarda yapsaydınız, bu noktalardaki türevi ifade eden bu küçük doğru parçacıklarını bilgisayara çizdirtseydiniz, bu diferansiyel denklemin çözüm uzayının görseli hakkında bir fikriniz oluşabilirdi. Belki bunu da bir ara yaparız.